benim hayatım, benim kararım, sonucuna razıyım. Ben yaşadım günümü dünden ziyade, kalbim divane, aşk fevkalade. Niye kaçırdım? Ne yapacağım ben bunu? Ya ondan ben söyleyeyim. Yahu nereden bileyim? Sanki her gün kız kaçırıyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Daha sakin ol. Tamam. Sakın aklından bile geçirme. Ya tamam. Bak sakın yaklaşma. Ya Selim bir sakin ol. Yaklaşma bana. Ya dur bağırma. İmla! Ya bağırma dur. Sakin ol kimse duymaz seni, bağırma Selim. Bağırma. Gelme. Bak bağırma. Hem bu işler böyle olmaz. Önce bir elini ayağını çözelim. Ya imla! Elimi ayağımı mı çözeceksin? Evet! Ha. Tamam, çözelim. Sen haklısın, bu işler böyle olmaz zaten. Tamam bak, sakin dur tamam mı? Benim kötü bir niyetim yok. Tamam anladım. Kötü bir niyetin yok, kötü biri değilsin. Alo. Reis, tarlalar ekildi. Balıklar paketlendi. Bir sıkıntı yok değil mi Ethem? Sıkıntı yok, sıkıntı yok reis. Çocukları güvenli bir şekilde yerleştirdim. Gözün arkada kalmasın. Artık bundan sonra iş Orhan'a kaldı. Aferin be. İşini yaptın mı işte böyle tam yapacaksın. Derin Şevket'in kızını kaçırmak neymiş? Görsünler bakalım. Tamam bak iş. Böyle bağırmaya, çağırmaya falan gerek yok. Tamam. Şimdi güzel güzel. Oh, ne yapıyorsun? Ya, ya gel buraya. Sen. Gel buraya. Kaçma buraya. Kaçma. Yardım. Gelin dur. Kaçma. Bırak. Gir zekalı. Bıraksana. Yeter be. Yeter. Sen ne buldun? Kalk. Bırak be. Gel. Öldüreceğim seni. Orhan'ı öldüreceğim. Sus. Öleceğim ben onları ben. Selin, sus! Selin bak, sus! Geç şuraya! Öf be! Sen nasıl bir yabansın ya? Bir kıza böyle mi davranılır? Yahu sen kız mısın be? Asıl yaban sensin. Senin ben var ya ağzını burnunu parçalarım! Ya kızım ne yapıyorsun ya? Bak Selin, benim asabımı bozma. Gerçekten çok... Ha, olmaz, olmaz. Olmaz o, olmaz. Ya kızım ne yapıyorsun?
yapıyorsun sen ya? Deli misin, manyak mısın, hasta mısın? Deliyim ben, deliyim. Sen nasıl beni kaçırırsın? Şiş, oh sen! Aç kapıyı! Açsana! Ya ne biçim bir kız bu be? İçine resmen yaratık kaçmış. Böyle mantıksız insan görmedim. Anne bir sakin olur musun? Bana sakin ol deyip durma Fatih. Bir ben mi büyütüyorum bu meseleyi? Adamlar çok normal bir şey istemiş gibi davranıyorsunuz. Adamlar bir fincan kahve istemiyorlar. Evin kızını istiyorlar, kızını. Tabii ki normal değil. Ama sen böyle yaptıkça hepimizi geriyorsun. Neymiş efendim? Kızlarına karşılık kızımızı verecekmişiz. Hayır, biz kızlarına çok bayılıyoruz ya, bir de bedel ödeyeceğiz. Anne. Fehmi de konuşmaya gitti onlarla. Hayır, neyi konuşacaksa. İşte ne yapsın? İnsanlar da konuşa konuşa anlaşıyorlar. Babam da konuşup halledecek. Merak etme, bir rahat ol. Ha, bak arıyor işte. Alo baba. Ne yaptınız? Reis babamla hallettiniz mi? Baba deme şu adama. Ah Fatih, ne işler açtın başımıza. Deli o adam, deli. Şimdi de Selin'i kaçırmışlar. Selin mi? Oğlum ne olmuş? Kabul etmiş mi? O adamın laftan anlayış falan yok. Ben emniyete gidiyorum, gerekeni yapacağım. Yok yok, sakın polise gitme baba. Sen bekle bizi, biz yanına geliyoruz şimdi. Ne demek oğlum, polise gitme. Selin'i kaçırmışlar diyorum sana. Yok olmaz. Polise gidersen kız ölür. Kız ölür mü? Oğlum ne olmuş, söylesene. Selin'i kaçırmışlar. Ne? Anne dur, hiç sırası dur yapma. Eyvah. Selin. Bak Selin, bu iş böyle olmaz. Yani oturup adam gibi konuşmamız lazım. Bak yaklaşayım deme, vallahi öldürürüm seni. Aa tamam, sen de o elindekini sakın atma ha. Sen de yaklaşma fazla. Ya kızım, niye anlamadan dinlemeden bana saldırıyorsun ya? Ne dinleyeceğim seni be, ne dinleyeceğim? Hem beni daha kaldır, sonra da seni mi dinleyeyim ben? Hayvan herif! Şşşt, bak öyle hayvan herif falan ayıp oluyor ha. Ya kızım, bak sandığın gibi değil. Defol! 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 Madem öyle Selin Hanım, hadi bakalım ben de burada bekliyorum. Kaçabiliyorsan kaç! Manyak! Anne, çok kalabalık var. Uy anam, uy anam. Ya hadi gel. Açsana kapıyı, bak kıracaklar. Uy abi. Ya aç dedim lan. Kim oluyorsun da benim kızımı kaçırıyorsun ha? Seni sürüm sürüm sürdüreceğim. Düpedüz suç işledin. Düpedüz suç. Ya dündürler, bir sakin olun öyle ya. Ya ben de bir şey bilmiyorum. Ben de Fehmi gibi telefondan öğrendim. Orhan kaçırmış işte kızı. Ben ne bileyim ya? Ya resmen yalan söylüyorsun be. Karşıma geçmiş gerim gerim geriniyordun. Kız öyle kaçırılmaz, boyla kaçırılır diye. Şimdi de kıvırtıyorsun öyle mi? Ayıp. Çok ayıp. Baba bak artık bu fazla oldu. Yani bu çok fazla oldu. Tamam hadi. Ah Orhan, bir ortaya çık. O got kafanı nasıl eziyorum senin. Ya reis babacığım yani. Oğlum şimdi... baba deme şu adama. Söyle babacığım sen söyle. Ha, yani bu aramızda halledelim bu mesele. Şimdi bu uzayacak, sonra polisler. Şimdi de saklayın kızı da görelim. Anne sen polis mi çağırdın? Mukaddes Şekercizade'yim ben. Benim kızım orada yardım beklerken ben bu adamın keyfini bekleyecek değilim herhalde. Şevket Kaptan, hakkında şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmen gerekiyor. Olur olur yeğenim, olur. Gelirim tabii ya. Siz de görevinizi yapıyorsunuz değil mi? Hadi gidelim. Ay abi.
Karakolda görüşürüz. Görüşürüz. Kız anam beni iyice kilo aldı. Vallahi ne oturabileyim, doğru ne diyorsun. Kalkabileyim, ne yürüyebileyim. Yakında top gibi yuvarlanacağım. Doğru söylüyor. Köydeki eve gideyim diyorum. Düz ayak değil mi? Rahat rahat. Of. Artık bahçede otururum, gezerek, yerim. Ekecek mi? Ne oluyor bu? Ama. Kim? Ama. Abi. Kız Yadigar. Kız anam ne oldu kız? Yok bir şey Ayfer. Bırak beni gideyim da. Kız. Kız yoksa senin oğlan asker kaçağı mıymış? Pes yani Cavidan pes. Neden uyduruyorsunuz ha bunları? Bırak. Kız anam niye öyle diyorsun? Bak bizim kuaför Necda var ya. Onun oğlu asker kaçağıymış. Oğlanı tuttular aldılar götürdüler ya. Uy. Kız senin ya. Gözün görmüyor herhalde. Ya arabanın içindeki şirket reisiydi ya kız. Bırak dur kız. Dur. Kız. Şevket Reis kavga ne mi çıkardı? Uy sen bilirsin yarabbi. Dur kız dur. Sakin ol. Kıbağa bak. Şevket Reis kavga çıkarsa hiç polisi çağırmaya cesaret edebilir mi sence? Uy uy anlamayın benim konuşuklarım. Dur kız. Kız. Kız Yadigar. Kız. Yadigar. Anam kız. Yoksa Şevket Reis mi asker kaçağı? Aha GBT'de ne de gördüler. Aldılar adamı götürüyorlar şimdi. Kız ne GBT'si Allah sen ya. Koca adam, koca adam. Kız yok, yok kesin bu asker kaçar. Kız polisiye olayları sen bana soracaksın. Ben böyle sirenin çalışından neyinden anlarım be. Bu adam asker kaçar. Çıkmasa gel yüzüme tükür. Tükürürüm ama bak. Tükür ana. Kız bana bak, bu böyle olmayacak. Vallahi bak ben gideyim. İşin aslını, aslarım neymiş, ne değilmiş öğrenem gele. Bilet yani. Evet, doğru diyorsun haydi. Ben ceketimi alalım da. Kaç. Şazimet. Ceketimi at. Ha. Kız. Ceketimi at sana. Pis etti, göreyim mi? O yanı kara yiyesin, he mi? Ah, ah. Şimdi memur bey, şimdi gençler birbirleri görmüşler, sevmişler, beğenmişler. E biz de usulüne uygun bir şekilde gittik. Bunların kızlarını oğlumuza istedik. Ama vermediler. E vermeyince de gençler kaçmışlar. Şimdi burada bizim suçumuz ne? Yalan söylüyor. Kızımı sen kaçırttın. Nerede olduğunu da biliyorsun ve bize söylemiyorsun. Söyle! Ya ben çocukların yerini bilsem neden söylemeyeyim ha? Ay pes vallahi pes. Reis doğru söyle. Kızının kaçırılmasıyla bir alakan var mı yok mu? Ya memur bey şimdi bak. Bu bey benim kızımın kayınpederi. Bu hanım benim kızımın kayınvalidesi. Yani bu insanlar benim dünürüm ya. Dünür mü? He? İnsan dünürünün kızını kaçırır mı hiç? Sen yaparsın. Senden her şey beklenir derin Şevket. Ne kötülüğümü gördün? Bakınız, bakınız memur bey. İşin aslı şu efendim. Benim hayta oğlum vakti zamanında bu kızı kaçırmış. Bu adam da aklı sıra misilleme olsun diye benim kızımı kaçırdı. İş bundan ibaret efendim. Zeynep Amerika'ya okumaya gitmemiş miydi? Girmesek şimdi bu mevzulara, karıştırmasak geçmişi. Evet ya memur bey, karım haklı yani bu konulara hiç girmesek. Peki karıştırmayalım eski meseleleri, olan olmuş zaten. Olmuş. Şimdi beyefendi, kızınız kaç yaşındaydı? 18. Küçük de değilmiş yani. Beyefendi reisin dediği gibi kızınız kendi rızasıyla kaçmış olamaz mı? Olmaz. Aa, olamaz. Olur, olur. Beyefendi kızım o ırz düşmanını tanımıyor bile ne olur. Hanım, hanım. Lafını bil de konuş. Benim Orhan'ım öyle şey etmez. Evet, Orhan iyi çocuktur öyle şey yapmaz lütfen. Ay bunlar beni öldürecek. Vallahi de billahi de bunlar beni öldürecek. Fehmi bir şey yapsana. Bakınız memur bey, bu adam sizi kandırıyor efendim. Benim kızım o çocukla kaçmış olamaz. Benim kızım böyle bir şey yapmış olamaz, mümkün değil. Ama kaçmışlar işte. Sevmişler birbirleri, kaçmışlar. Kızın sana yalan söylemiş birader. Ne
Ya memur bey, şimdi sen kesin eminsin değil mi? Yani kan çıkmadı. Abla senin işin gücün yok mu? Görev başındaki memuru engelliyorsun şu anda. Ya kardeşim benim sana ne zararım var? Zaten burada böyle oturayım. Bak sesini yükseltme bana. Yoksa atarım seni içeri. Şimdi bak. Canım memur bey kardeşim. Şimdi bana bir deyiver hele. Kurban olan ben çatlayacağım. Bu Şevket reislerin bütün ailesi buraya niye geldiler acaba? Allah Allah, Allah Allah. Oturur musun lütfen şuraya? Böyle kolay kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Şehir eşkıyası. Baba. Asıl sen böyle kolay kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. Şehir eşkıyası. Diyor da onu değil. Anne. Pişkinliğe bak. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Sen de oğlunu göremeyeceksin. Ya. Hapislerde çürüyecek. Oy abi ne diyor bu kadın? Benim oğlumu vallahi bir kabahat yok. Günahsız benim oğlum. Abartma Yadigar. Hep senin yüzünden. Bul çabuk kızımı. Ya ne yapıyorsunuz karakolun ortasında? Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Hadi. Sen gelmeyeceksin. Şşş mukaddes. O gelmeyecek. Her şey onun yüzünden başımıza geldi. Hop. Lafını bil de konuş hanım. Sen kimsin benim kızımı eve almayacak mısın? Yok baba Mukaddes Hanım öyle demek istemedi. Yok öyle demek istedim. İstemiyorum. Seni de istemiyorum. Senin varoş aileni de istemiyorum. Oy. Fehmi Efendi şu karına sahip çık yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bana bak. Sen benim karımın adını ağzına alma tamam mı? Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Sen onu oğluna sor civciv. Hop. Tamam hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Tamam hadi. Gel gel. Kız ne oldu kız? Aldılar mı Orhan'ı? Uy bulamadık ki alsınlar Ayfer. Abu! Tam asker kaçağı. Yani. Ay bir de asker kaçağı mıymış? Vallahi fenalık geliyor bana. Aferin karıştırdın ortalığı Ayfer. Bravo yani. Sus lan sus. Vay vay vay. Demek asker kaçağı. Yok yok öyle bir şey. Ha bu komşular uyduruyor. Vallahi yok. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Burnunuzdan getireceğim sizin. Hadi. Tamam anne. Hadi. Dünürcüm, bu düğün meselesini bilahare evinize gelir, orada özel olarak konuşuruz. Adam hala düğün diyor. Eğer bu düğün olursa benim cenazemi kaldırırsınız. Hadi, hadi, hadi yürü. Baba sen de üsteleme artık işte ya. Onu kaçmadan önce düşünecektin Zeynep. Ok yaydan çıktı artık. Orada mısın? Değilim Selin. Sen haklısın. Konuşmamız lazım. Ne yani? Hep orada mı duracaksın? Evet Selin. Burada duracağım hep. Güzel her şey. Tamam. Ya üşümüşsündür. Hadi gir içeri. Yahu üşümüyorum. Tamam. Güzel. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen beni bırak, ben de sana para vereyim. Sen bana para... Ya ben ne yapacağım senin paranı be? Allah Allah. Para işte, bozdur bozdur harca. Beni ne yapacaksın asıl? Ya bak Selin. Bak beni iyi dinle. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Anlıyor musun? Tamam biliyorum. Ben de çok korktum. Ne yapayım? Sen de beni anla. Hadi gel içeri anlaşalım. Bak peki tamam. İçeri geliyorum. Ama bana bağırmak, çağırmak, böyle üstüme bir şeyler fırlatmak, sonra da kaçmaya çalışmak falan yok tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. İçeri geliyorum. Gel gel. Selin. Kızım neredesin ya?
Ya şimdi anlaşmadık mı biz seninle? Hani konuştuk, kaçmak yoktu. İnsene aşağı. Ya seni! Gerizekalı! Gerizekalı! Zeliş Şekerzade'yim ben. Sapık manyak! Kades Hanım, bu kadar endişelenmeyin. Orhan iyi bir çocuktur. Boyu devrilsin o Orhan'ın. Kızımın kılına zarar gelirse onu ellerimle boğarım. Mümkün değil. Karıncaya bile zarar veremez ki Orhan. Elini bile sürmemiştir Selin'e. Ya iyi. İyi ki de kızımı Orhan kaçırmış mı dememi bekliyorsun. Yok Orhan şöyleymiş, yok Orhan böyleymiş. Bana ne Orhan'dan be? Bana ne? Tamam Mukaddes Hanım, ben kötü niyetli dememiştim onu. Bana bir şey söylemeyin. Hiçbir şey söylemeyin bana. Ay kızımı getirin bana, kızımı getirin. Anne tamam, biz de onun için uğraşıyoruz ya. Fatih, o herif kızıma bir şey yapmadan bul kızım oğlum. Mukaddes Hanım bakın, gerçekten korkmayın bu kadar. Orhan iyi bir çocuktur. Hiçbir şey yapmayacak Selin'e, eminim ya. Allah. Doktorcuğum. Ay ölüyorum. Bir şey yapmadın ya. Aç. Bak gelme. Ayağım acıyor zaten bak. Vallahi kaçmayacağım, billahi kaçmayacağım. Ya ne olursun gelme ya. Ay. Hadi bakalım Selin. Şimdi de kaçtı görelim. Bak seni uyarıyorum. Bir daha sana bu kadar nazik davranmayacağım. Anladın mı? Tamam. Söz. Usul usul oturacağım. Kaçmayacağım hiçbir yere. Vallahi. Polisin karşısında bile kendini haklı çıkardı. Yüzsüzlük diz boyu. Ama kabahat bizde. Kiminle akraba olduğuna bakmaz mı insan? Ah Fatiha.
Kimlere karıştırdın bizi? Tamam tamam, sinirinden ne dediğini bilmiyor. Alttan al. Sabahtan beri yemediğim laf kalmadı ya. Tamam, bu meseleyi çözeceğim. Derin Şevket Bey'le görüşeceğim ve kökünden çözeceğim bu meseleyi. Avrupa Birliği müzakere süreci mi bu Fehmi? Neyi konuşacaksın, neyi halledeceksin? Ya anneciğim, bulacağız diyoruz sana. Adamcağız çözüm üretiyor da sen bir sakin olsana. Ay asıl siz biraz rahatsız olsanız ya. Bütün bunlar kızımın başına durup dururken gelmedi herhalde. Biz de böyle olacağını tahmin edemezdik herhalde. Bir suçlamaktan vazgeçseniz. Ha, şuna bak şuna. Şuna bak, bir de cevap veriyor. Hem suçlu hem güçlü. Birazıma bir tokat atsaydın bari. Anne tamam, hadi sen yorulmuşsundur. Gidip yatar mısın lütfen? Bak sana söz veriyorum. Sabah Selin'i getireceğim. Ben getireceğim ya. Baba. Hadi kardeşim. Hadi. Kızımı bul getir bana Fehmi. Planımız gayet açık. Kadın ve çocuk bende. Ben de yaşlı babamı alıyorum o zaman. Bakıyorum nasıl konuşturacağım onu. Bülbül gibi şakayacak. Tamam. Dirayetli duracağız, sıkı duracağız. Asla duygusallık yok. Önlerinde eğilmeyeceğiz, tamam mı? Bak, çocuğu kullanıp seni yumuşatmaya çalışabilirler. Sakın bu oyuna gelme. Ben asla öyle bir şey yapmam. Hadi. Hadi. Baba, ne olur söyle, lütfen. Halacığım, ben kusura bakmazsanız bir şey soracaktım size. Şimdi bu Orhan'ı en son ne zaman gördünüz siz? Dedim ya Fatih, sabah. İşim var dedi, çıktı gitti. He. Minik bir ipucu. He? Bilmiyorum. Ya kusura bakmazsanız bir şey daha soracaktım. Böyle herhangi bir şüpheli telefon konuşması oldu mu herhangi biriyle veya ne bileyim Şevket babamla falan? Yok dedim ya Fatih, bilmiyorum. Bak vallahi kimseye söylemeyeceğim baba. Aha da buraya yazdım. Kendi kızına da mı güvenmiyorsun? Asıl kendi kızıma güvenmiyorum ben. Beni bırakıp kaçan kızıma mı güveneceğim ben? Ufaklık. Peki sen böyle abinde herhangi bir şüphe uyandırıcı davranış gördün mü? Vallahi enişte, abimin her hareketine şüphe uyandırıcı diyebiliriz. Mesela? Mesela uyurken uzaydan gelen bir kabileyle iletişim kuruyormuş gibi sesler çıkarır. Uyandığında sinirden gözü hiçbir şey görmez. Tuvalete gidip... Ayıp, ayıp. Yeter de. Öyle yani. Abimin her hareketi suç teşkil edebilir. Yok Elifciğim, ben bu sabahtan bahsediyorum Elifciğim. Yani böyle hani her zamankinden farklı bir hareketleri oldu mu? Yo, her zamanki uyuz haliyle çıktı evden. Oh. Baba, böyle yaparak beni o evde o kadar zor durumda bırakıyorsun ki. Şuna bak, şuna bak ya. Hala kendini düşünüyor ya. Sen beni bırakıp kaçtığında beni ne kadar zor durumda bıraktın biliyor musun? Kızın annesini babasını bir gör. Koca şekercizadeler perişan. Yazık ya. Beter olsunlar. Derin Şevket'ten kız kaçırmak ne demekmiş öğrensinler. Baba, bunun ne alakası var? Ha? Biz birbirimizi sevip de kaçtık. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Birbirini sevip de kaçmış. Demek sen bizi hiç sevmedin ha? Babacığım, öyle söz olur mu? Ayşe. Bunlar eski mevzular artık. Geçmişte kaldı, bitti gitti. Bitmedi. Ben ne çektiysem onlar da çekecek. Nereye gitmiş olabilirler ki? Bence fazla uzaklaşmış olamazlar. Külala sıcak. Hı? Ya Fatih abi, bizimle boşuna vakit kaybediyorsun. Biz aynı taraftayız. Doğru, aynı taraftayız. Doğru değil. Aynı taraftayız Fatih. Sizin kızınız kayıpsa bizim de oğlumuz kayıp. Doğru. Ya ben kusura bakmayın, böyle rahatsız ettim akşam akşam size. Doğru, biz bir şey biliyorsanız zaten söylersiniz. Özür dilerim. Kız. Ah o zaman.
Orada Orhan'la bir başına. Hiçbir suçu yok, perişan, yazık. Hadi söyle, nerede? Bilmiyorum. Bilsem de söylerim. Babam istemedikçe konuşmayacak. Nerede olduklarını bilemeyeceğiz. Ben sana demiştim bu kadar uzatmayalım diye. Neyi ben sana demiştin ya? Kabahati ben mi oldum şimdi yani? İhale bana mı kaldı, ne? Sen kime ihanet ediyorsun ya? Sen de balyoz gibi beni kullandın, yuvanı yıktın. Konuşma öyle şeyler. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Neyse ya. Bir yolunu bulmak zorundayız. Ne yolunu? Bir şey yolunu bulmayacağız işte. Babana işkence yapacağız. Başka şansımız yok. Tek tek tırnaklarını sökerek başlayalım mı? Sonra da... Tamam ya, şaka yaptım. Vallahi seri katil midir nedir? Bir dakika ya. Ne? Babam konuşmuyorsa biz elbet konuşacak birilerini buluruz. Hadi gidiyoruz. Şey, nereye gidiyoruz? Şeye, limana. Tamam. Bulur mu bunlar ya? Yok, yavaş çekince oluyormuş. Pardon. İyi, isteyeceği atsana çok soru. Senin mi? Bu bende. Zeynep, bir şey mi oldu kızım? Yo, bir şey yok Ethem Reis. Bizim çocuklara baktım da. Ne oldu, hayırdır? Yok bir şey ya, bir şey danışacaktım, önemli değil. Cevat'la Kamil'e mi danışacaksın? Hı. Kızım onların bildiği yanıldığına yetmez. Bana yeter Ethem Reis. Sen söylesene, neredeler? Yukarıda çekerleme yapıyor haytalar. Kamil. Cevat. Kamil. Lan Cevat, Kamil öldürüldü lan, kalkın. Reis, hayırdır, ne oldu ya? Babam sizi çağırıyor, bir şey konuşacakmış. Bu saatte mi? He, bu saatte. Kesin bir şey vardır bu işin içerisinde. Vallahi siz bilirsiniz. Gider babama derim, müsait değillermiş. Ama bir ara sana uğrayacaklarmış. He, iyi fikir. Aa, dur. Biz canımızı yolda bulmadık. Bekletmeyelim reisi. Hadi kalk lan, kalk. Oğlum ne biçim korkutmuşsunuz lan burayı? Hadi. Hadi. Camı açın arabasına, bir havalansın burası ya. Oğlum ne kokacak? Anlamadım ki. İşte balık koksa iyi, kokmuyor. Hadi. Hadi. Tamam, hadi. Söylemek için sadece 5 saniyeniz var. Ben anlamıştım bu işte bir cinlik olduğunu. Ama biz Reis'imizi satmayık. Ser veruruk, sır vermeyiz icabında. Oğlum bizim sırrımız var lan. Olsa da vermiyoruz. Lapalamutlar. Eğer Selin ile Orhan'ın yerini söylemezseniz buradan ancak dondurma olarak çıkabilirsiniz. Dondurma olsak da sırrımızı vermeyik. Peki. Öyle olsun. E ne duruyoruz? Dondurma yapsak ya. Harbiden dondurma yapacaklar ya. Ula uşağım, bizden dondurma olur mu da? Bizden olsa kardan adam olur da. Zeynep, ne yapıyorsun? Neresi burası? Derin dondurucu. En derininden.
malayım ya. Oh canıma değsin. Nasıl oluyormuş buzlanmak? Kardeşim nerede söyleyin. Bilmiyordum. Bilmiyordunuz ya. Ben de bilmiyorum. Ulan! Babam sizden bir şey saklamaz. Bilmiyorum. Bence kesin bir şey bilmiyorlar. Yoksa çözülürlerdi. Emin misin? Eminim. Yani buza düşenin halinden buza düşen anlarmış. Baksana şunların haline. Bunlarda sırt tutacak tip var mı? Nerede bu Selin Orhan o zaman? Enişte. Enişte yavrum. Yardım et bize de. Dolayrım. Ağzımı açamıyorum. Enişte. Yardım et bize. Enişte. Enişte. Nereye gideriz o zaman? Enişte. Dolayrım. Dolayrım. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bir bakalım ne aldım. Sakin. Gözlerin yerinden çıktı resmen. Seni uyarmalıydım. Benim kabahatim. Kızım bu son tasarımı. Çok güzel. Bu bir dream. Şimdi söyle bakalım. Fatih bunu benim üzerimde görünce bir daha o babam kıza bakar mı sence? Bakarsa taş olur vallahi. Hem bu elbise değil. Bu bir deri. Bu bir tat. Bu bir dokunuş. Bu bir ten. Mukaddes teyzeciğimi arayayım ben. Neler oluyormuş öğreneyim. Hem Fatih evde miymiş onu görelim. Aa, açmıyor. Müsait değildir. Mümkün değil. Bir de ben Selin'i arayayım. Selin de cevap vermiyor. Bunlar seni bayağı silmişler İremciğim. Baksana telefonlarına bile cevap vermiyorlar. Öyle kolay değil Ceyda Hanım. Ben de eve ararım. Alo. Alo, Günay. Merhaba. Buyurun, kimi aramışsınız? Ne çabuk unuttun Günay. İrem ben. Ha, İrem Hanım. Buyurun, ne istemiştiniz? Mukaddes teyzem telefonlarına bakmıyor da o yüzden aradım. Şu anda hiç müsait değil. İrem arıyor dersen müsait olur Günaycığım, merak etme sen. Şimdi hiç sırası değil. Onun derdi başından aşkın. Ailevi meselelerle ilgileniyor. Ben daha sonra söylerim aradığınızı. Kapattı. Ne olmuş? Aile içi meseleler dedi, kapattı. Herhalde yani kızım. Sen artık o ailenin bir ferdi değilsin. Good morning baby. Benim gidip her şeyi öğrenmem lazım. Belki Fatih ile Zeynep boşandı. Belki o Zeynep çocuğu başkasından pedalladı da Fatih'e kakalamaya çalışıyor. Ya da eski sevgililerinden biri geldi. İki dakikada Brezilya dizilerinden combo yaptım be kızım. Benim Fatih'in yanında olmam lazım. Ben gidiyorum Ceyda. Tamam be. Sanki yedik elbiseni. Gidersen git. Efendim babaanne. Fatih. Neredesiniz oğlum? Bütün gece bekledim, bir haber vermediniz. Selin'i arıyoruz işte. Hala bir haber yok mu? Vallahi ne duyan var, ne de gören. Allah Allah, Allah Allah. Bir haber alırsanız hemen bana haber verin. Bütün gece gözüme uyku girmedi yavrum.
Tamam babaanneciğim. Ne diyor? Bütün gece uyumamış. İşte bir haber alırsanız haberdar edin falan. Sen kimi arıyorsun? Orhan'ı. Yine reddetti ya. Of. Ya Allah aşkına Zeynep ya, hiç mi bilmiyorsun nereye gittiklerini? Ya vallahi aklıma hiçbir yer, hiçbir şey gelmiyor ya. Aklıma hiçbir şey gelmiyor, hiçbir yer gelmiyor ya. Kardeşim kaçırılmış Zeynep. Kaçıranlardan biri baban, biri kuzenin. Yani sokak sokak ev ev gezip bakacak mıyız? Ya illaki senin bildiğin bir yere götürmüşlerdir işte. Ya sen manyak falan mısın ya? Bilsem niye söylemeyeyim yerini? Bayılıyor muyum seninle bu arabada burada oturmaya? Tamam, bilsen söylersin. Ben gerginliğimi atayım diye şey yaptım. Allah Allah ya. Arama motoruyuz sanki. Alnımızda arama motoru yazıyor bizim, değil mi? Wi-Fi alıyorum ben böyle gökyüzünden çünkü. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Arama motoru diyorum. Her şeyi bilmek zorunda mıyım ben ya? Ya kızım sen süpersin. Gel buraya. Ya, bırak. Ya öpme be. Fiber. Fiber ne? Fiber, fiber. Dur, 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 dur. Hah. Bak, bak. Efendim bro. Alo Fiber, kankam Metem, acil işim mi düştü sana? Söyle. Ya bizim Selin kaçırıldı. Onun telefon numarasını biliyorsun değil mi sen? Yerini bulabilir misin? Ne diyorsun oğlum ya? Bulurum tabii, bulurum. Tamam, harika. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Dönmüşün, evlenmişin. Yani üstüne üstlük bir de çocuk yapmışın. Ben başkasından duyuyorum. Vallahi yakışmıyor kardeşim. Ya kanka kusura bakma, hiç fırsatım olmadı. Vallahi yani başıma neler geldi bir bilsen. Ya bırak, bana anlatma bunları ya. Git başkasına anlat, ben yemiyorum artık. Ya oğlum vallahi bak, bul hadi sen şu numarayı. En kısa zamanda ilk fırsatta kapını çalacağım, tamam mı? Ya bro, bu arada bir şey soracağım sana. Bu benim İremciğim sevgili pozisyonundan çıktı değil mi? Çıktı, çıktı. Yani ben yarın bir gün İremciğime bir yerde yazarsam yani yanlış bir şey yapmış olmayayım, o yüzden soruyorum. Lan oğlum hadi geyik yapmasana, bul şu numarayı. Oğlum ben buldum numaraları, yani yerleri belli. Ben böyle muhabbet ediyoruz ya, şey etmedim yani. Lan niye söylemiyorsunuz bana? Hadi acelemiz var. Tamam kardeşim, tamam. Bak şimdi telefonuna gönderiyorum. Gönderdim. Bak yalnız bana bundan sonra bir işin düşündüğünde böyle telefon... Alo? 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 Kapattı şerefsiz. Fiber kim ya? Mete, benim kankam. Bak, işte bak. Selin burada. Allah, yaşasın Allah. Ya bırak, sarılma be. O heyecandan, sevinçten o bir an. Neresi burası? Vallahi bizim eve yakın gözüküyor. Tamam, hadi gideyim, gideyim. Ben bayıldım artık. Fenalık geldi bana, sıkıldım. Gidelim, gidelim de Orhan'a dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim ben. Saçmalama Fatih, Orhan'ın canını yakmaya kalkarsan. Ya o hayvan benim kız kardeşime bir zarar verdiyse? Ya Orhan yapmaz. İnşallah. Mıştır yapmamıştır. Hadi, hadi, hadi yürü. Allah'ım hadi, yarabbim. Allah'ım. Yani bence bir kemerini tak. Hadi inat etme.
Birkaç lokma bir şey ye. Senin elinden yemek yiyeceğimi açlıktan ölürüm daha iyi. Ya ben de sana çok meraklıyım sanki. Dünden beri ben de perişanım. En azından bir teşekkür edebilirsin. Ne için? Beni kaçırdığın için mi? Hayır, nazik davrandığım için. Çok naziksin gerçekten. Ya Selin, ben seninle tartışmıyorum. Yiyor musun, yemiyor musun? Yemiyorum. Keyfin bilir. Allah Allah. Senin bitli kahvaltına mı kaldım ben be? Bitli kahvaltın mı? Ya sen var ya, senin gibiler var ya, şu kuru ekmeği bile hak etmiyorsunuz be. Ya bu ekmeği bulamayanlar da var. Sorsak fiyatı kaç para onu bile bilmezsin be. Normal ekmek mi, halk ekmeği mi? Ha? Normal ekmek 1 lira 25 kuruş, halk ekmeği 60 kuruş. Hadi ya. Bir gün lazım olur diye mi öğrendin? Sen beni ne zannediyorsun ya? Bakkala gitmiyor olabilirim ama ekmeğin fiyatını biliyorum. Sırf zenginim diye aptal olmak zorunda mıyım ben? Zaten bizim gibiler dünyadan bir haber. Aptal mahluklardır değil mi? Ya ne alakası var? Ben böyle bir şey mi söyledim? Ben hala her hafta semt pazarına gidiyorum. Haberin var mı senin? Sen söyle bakalım. Domatesin kilosu kaç para? Haşlamalık patatesle kızartmalık patlıcanın kilosu kaç para? Bilmiyorum. Ben biliyorum işte. Bundan sonra her gördüğün zengini o vitrin güzellerinden sanmazsın artık. Ya tamam, harbi kızmışsın, esaslı kızmışsın. Ne diyeyim başka? Barıştık mı? Asla. Cacıklı kıyarın kilosu kaç para? Önce bir tartıl istersen. Kahvaltı hazır efendim. Yemeden olmaz. Kalkın. Hadi mukaddes. Hadi. Rica ederim, beni rahat bırakın. Kızımın derdindeyim ben, ne kahvaltısı. Mukaddes, annem haklı. Dünden beri ağzına bir lokma girmedi. Hadi. Ne diyorsun sen Fehmi? Kızım şu anda nerede, ne durumda? Ben şimdi kahvaltımı düşüneceğim. O işi ben halledeceğim, tamam. Tamam. Fatih ile Zeynep de arıyorlar. Adı bassın o Zeynep'in. Onun yüzünden her şey başımıza geldi zaten. Günaydın. Günaydın İremciğim. Günaydın efendim. İremciğim gel, gel, gel canım. Oh tatlım benim. Ne oldu size böyle? Ah İremciğim, sorma başımıza gelenleri. Boşandılar mı yoksa? Yok ayol, nerede? Keşke. Deli bildik. Fehmi, hadi kahvaltını yap, sonra git kızı bul. Valide Hanım, siz de fazla rahatsınız. Kahvaltının sırası mı şimdi? Ben gidiyorum. Fehmi, beni delirtmeyin. Bu adam bizim dünürümüz. Selin'e zarar verecek hali yok ya. Biraz mantıklı olun canım. Bir şey duyarsanız bana haber verin hemen, tamam mı? Günay, arabayı hazırlasınlar kızım. Hemen efendim. Fehmi! Kızımı bulmadan gelme. Ne oluyor? Kim kimi buluyor? Fatih'e bir şey mi oldu yoksa? Ah İremciğim. Hep bunlar Fatih'in suçu. Neydi? Belirsiz insanlarla böyle karşılaştırdı bizi. Anne sözü dinleseydi ya, Selin'in başına bunlar gelmeyecekti. Selin mi? Yoksa? Kaçırdılar Selin'i. Ne? Hep o Zeynep'in babası planladı ama inkar ediyor. İnanamıyorum. Duyduklarıma inanamıyorum. Ne biçim insanlar bunlar Mukaddes teyze? Ben Zeynep'i görür görmez notumu verdim ama kimse bana inanmadı ki, paçalarından şer akıyor şer. Selin'cim, ah Selin'cim, bunlar da mı gelecekti başına? Kaderinde dağa kaldırılmak da mı vardı bu kızın? Dağa mı? Böyle mi Mukaddes teyze? Bunlar seviyesi düşük, ne diyor belirsiz insanlar. Kim bilir nereye götürdüler kızı? Ya Selin Hanım, iyi oldu sana. Sen beni sosyal medyada rezil eder misin? Görmeyeyim.
Aman İremciğim, sakın kimseye bundan bahsetme yavrum. Ailemizin içinde kalsın. Yoksa cemiyete rezil oluruz. Merak etmeyin, sırrınız sırrımdır. Dudaklarım mühürlü benim. Yalnız ben banyoya gideyim, bu duyduklarım beni şok etti. Elimi yüzümü yıkayayım. Dudaklarım mühürlü ama parmaklarım değil. Selin Hanım, et ve bulma dünyası. Sen beni Rize'den o tweet'i atarken iyiydi değil mi? Gör bakalım şimdi neler olacak. Şekerci zadelerin kızı Selin'i kim daha kaldırdı? Buna bile hashtag bulmak lazım. Ne desem, ne desem. Tek Selin'in yolu. Tamam bak, şurayı gösteriyor. Ha. Bir şey yok burada. Biz yanlış bir yere mi geldik ya? Hani sen yanlış mı tarif ettin? Hayır işte, ok nereye gösterdiyse oraya getirdin bizi. Evet doğru. Ama neredeler? Yer yarılıp içine mi girdiler sanki? Neredeler ya? Sen bir Selin'i arasana. Çok da soğuk ha. Sen de duyuyor musun? Evet duyuyorum. Allah gel gel. Allah çaldır çaldır. Selin! Ver şu telefonu ya. Selin! Ay, sok sok. Ah. Ne? Telefon burada. Ya nerede benim güzel kardeşim? Ya tamam işte, telefonu atmışlar. Lan Orhan, geberteceğim seni. Dur, Orhan'ı arıyorum. Aa, yine reddetti. Ha, Orhan da konum var burada. Hadi, hadi hadi oraya gidelim. Gel. Sakin. Yavaş be! Hadi. Şu kenarını da artık. Bitirdiyseniz kaldırabilir miyim? Evet, kaldırabilirsin kızım. Peki efendim. Mukaddes. Bu kıza çok yüz veriyorsun. Biliyorsun ki artık gelinimiz değil. İrem benim için hala bu evin kızı anneciğim. Fatih kendine başka bir yol seçti Mukaddes. Bu yaptığın doğru değil. Tabii tabii. Fatih'in çizdiği yol belli. Döndüreceğim çocuğumu o yoldan. Mukaddes teyzeciğim, benim hemen çıkmam lazım. Tekrar gelirim ben. Aa, ne oldu canım böyle birdenbire? Ya kostüm provam varmış. Unutmuşum, aradılar. Hemen onu halledip geleceğim. Yoksa sizi bu durumda yalnız bırakacak değilim. Tamam tatlım. Güle güle. Hiç güvenmiyorum bu kıza. Hiç. Anneciğim, yesene, niye yemiyorsun? İstemiyorum. O zaman bir çay dök de içelim. Surat asmayı da bırak. Oğlumu kendi intikamın için kullanıp şimdi bir de bağa mı tikleniyorsun abi? Çocuğun başı yanacak. Mahpuslarda çürüyecek uşu. Abartma ya, diğer hiçbir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Ha bu insanlar şikayetçi abi. Kızı zorla kaçırdınız. Ah benim o gıt akıllı oğlum inşallah bir deluluk etmez ya Rabbi. Eder, eder benim.
Aslan yeğenim, neden etmesin? Ya bir de nasıl mutlu ya. Yeter abi, yeter de. Zeynep döndü geldi evine. Bırak artık bu husumeti. Bitir şu işi abi. Ben ne zaman bitti dersem o zaman bitecek, tamam mı? Lan ağız tadıyla bir çay içirmedim be. Anne üzülme ya. Abim bilmiyor musun sen? Safa salan tekidir o. Bence en geç 3 saat içinde kendi kendini yakalatır. La havle ve la kuvvete seyyidina Muhammed. Üşüdün mü? Tamam, ben şimdi yakarım sobayı. En azından birazcık ısınırsın. Çok düşüncelisin, sağ ol. Ondan seni birazcık tutar. İstemez. Ya yeter be. Ya kızım, senin için sobayı yakıyorum. Üstüne battaniye getiriyorum. Ya bir pati görmediğim kaldı be. Ne nankör kızmışsın sen. Allah Allah ya, kim kimi kaçırdı acaba? Yahu kaçırdım. Kaçırdım da sen de yapmadığını bırakmadın. Sürekli kaprisini çekiyorum senin be. Yakmıyorum sobayı falan da, tamam mı? Ne halim varsa da gör. Donsun. Sanki dışarıda seni donmayacak salak. Bir sıcak gelişme var, bir son dakika gelişmesi. İstanbul'un önemli iş adamlarından bir tanesi Fehmi Şekercizade ve onun güzel kızı Selin'le ilgili sıcak bir gelişme. Bakın, Selin'in yolu diyoruz. Neden biliyor musunuz? Ünlü iş adamının kızı Selin'den 2 gündür haber alınamıyor. İstanbul cemiyet hayatı çokta. Herkes bunu konuşuyor ve Selin'in yolu etiketi açtılar. Sevgiler, detayları vermek istiyorum sizlere. Selin'in kaçırıldığına dair iddialar var. Polis rezil olduk. Ama ayrıca herkes seferber oldu. Onu da sizlere aktarmış olayım. Bunun dışında sevgili seyirciler, kaçırıldı mı kaçırılmadı mı şeklinde polisin yaptığı Günay operasyon şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Senin arkadaşları işte telefonumu getir bana hemen. Etiketini açtılar ve sosyal medyada bu konuyu herkesin bilgisini bıraksana. Hadi git işine şimdi. Aktarmaya başladılar. Tekrar ediyorum. Ünlü iş adamının kızı Selin Şekercizade ortalarda yok. Ferhat. Buyurun Mukaddes Hanım. Bana bak. Bana en sağlamından bir mafya bulacaksın. Hemen. Hayırdır? Ve bir sıcak gelişme aktarmış. Sor sorma. Cevap da verme bana. Ağzında sıkı tut. Anlatacağım ben sana sonra. Ceyda'da duyduysa herkes duymuş demektir. Ceyda'cığım merhaba. İrem. Okuduklarım doğru mu? Ay ne çabuk yayılmış, ne ayıp. Kızım, Selin Şekercizade ormancıyla kaçmış, kulübesinin kadını olmuş falan gibi tweetler gördüm ya. Ay insanlar ne kadar acımasız. Aa, nasıl yani? Gerçek değil mi? Maalesef gerçek hayatım, maalesef. Sen şimdi oradasın değil mi? Ailesi nasıl? Yok, ben evdeyim şimdi. Biliyorsun üzerimdeki kıyafet ortama pek uygun değildi. Üstümü değişip tekrar çıkacağım. Ha, anladım. Matem style'a yani. Kızım. Twitter mı Twitter yıkılıyor. Sosyetenin bütün kızları
kızları. Selin'in yolu hepimizin yolu diye hashtag açmışlar. Yani anlayacağın. Selin şu andan itibaren resmen bir trend başlattı. Ay ama öyle yapmasınlar ya. Ailesi çok üzülüyor bak. Aman boş versene. Adam 60 kızı atının terkesine vurmuş kendini dağlara. Ay bence çok romantik. Ya bir şey soracağım. Kulübede ayı postu falan var mıdır böyle şöminenin önünde? Ceyda. Bak rica ediyorum Selin'in ailesini rencide edecek tek bir şey söyleme. Bana sıkı sıkıya tembih ettiler. Ben sussam ne olacak? Ortalık yıkılıyor. Neyse bebeğim. İnşallah bir gün hepimiz Selin'in yolundan geçeriz. Değil mi? Geri zekalı ya. Ne meraklıymış. Resmen özendi. Efendim babaanne. Fatih. Hala bir haber yok mu? Vallahi işte iki tane adres bulduk. Birini de bulamadık. Şimdi diğerine bakıyoruz. Acele edin. El aleme rezil olduk. Haberlerde Selin'in kaçırıldığını söylediler. Ne? Nasıl yani? Nasıl öğrenmişler? Bilmiyorum. Ama bu rezaleti bir an önce halletmemiz gerekiyor. Annen delirdi. Ve bu sefer çok haklı. Allah kahretmesin. Tamam şey biz bulunca hemen haber vereceğiz size. Siz sakın kimseyle basın falan kimseye bir açıklama yapmayın. Tamam, tamam oğlum. Selim nasılmış bir sorsana. Şey Selim nasıl? Gayet iyi. Siz onu hiç merak etmeyin yanımda. Çok iyi maşallah. Tamam babaanne kapatıyorum şimdi. Merak etme Selin'i bulacağım. Siz de sakın söylediğim gibi kimseyle konuşmayın. Tamam oğlum tamam. Şimdi sola dönün. Ah döndük sola. İyi de burada yol yok ki. Allah. Ben sana demiştim önceki sapaktan dönelim diye. Ya hasretme kızım adamı oku takip ediyoruz işte burayı gösteriyor. Kılavuzu kargo olanın burnu şeyden çıkmazmış. Neyden? Şeyden işte. Neyden işte? Kakadan. Oldu mu? Kaka. Kakadan. Zeynep sakin olur musun? Olamam. Sakin falan olamam. Bütün gece bütün sabah her yerde bu iki gerizekalıyı arayıp durduk. Sonuç sıfır. Hiçbir yerde yoklar. Ya sana ne oluyor? Benim kardeşim kaçırıldı. Benim sinirlenmem gerekiyorken sana ne oluyor? Olabilir. Benim de görümcem o. Aman. Görümce. Yalancı görümce. Sen bana diyordun evlilik oyununa fazla kaptırma kendini. Bakıyorum sen kaptırmış gidiyorsun. Tamam. Hadi. Çok konuştun ha. Hadi çık. Ne hadi? Hadi çık yürü. Ya. Ya. Ya manyak mısın? Yürü yürü. Nereye yürü? Ya işte aletin gösterdiği yere hadi. Alet nereye gösteriyor olabilir ki? Ne bileyim ben? Yürü ya. Ben... Hadi. Hoş geldiniz Mukaddes Hanım. Hoş bulduk. Cemal Bey. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Benim kızımı kaçırdılar. Siz ne diyorsunuz Mukaddes Hanım? Kim, nasıl cesaret edebilir buna? Kaçıran kişi tanıdık aslında. Benim dünürüm olur kendisi. Ama inkar ediyor. Onu konuşturmanın, gerçeği öğrenmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ben onun için size geldim. Siz hiç merak etmeyin. Sadece ağzını aramak değil, onun ağzını, yüz... Arap! Yanına iki adam al. Bugün Mukaddes Hanım'la gideceksiniz. Arkadaş? Arap benim en akıllı adamımdır. Ne isterseniz yapar. Vur deyin vurur, öl deyin ölür. Cemal Bey, bakın... Benim niyetim kimseye zarar vermek değil. Ben sadece kızımı bulmak istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Mukaddes Hanım. Araba söyleyin ne isterseniz yapar. Müsaaden varsa baba çocuklara söyleyeyim hazırlansınlar. Çok teşekkür ederim. Bu arada
dünürünüzün adı neydi? Şevket Reis. Derin Şevket mi ne? Öyle bir şey söylüyorlar. İyi günler. Ulan utanmıyorsunuz değil mi ha? Kazık kadar herifler el kadar kızın oyununa düştü. El kadar mı? Ya el kadar dediğin kız dün bizi kardan adama çevirdi reis. Ben şimdi senin... Ulan bilseniz demek bülbül gibi ötecektiniz ha? Ya olur mu hiç reis? Biz ser veruruk sır vermeyiz ucabında ya. Hadi orada. Ulan iyi ki bunlara bir şey söylememişiz ya. Baksana bunlara. Her hıyarım var diye bunlar neredeyse tuzlukla koşacaklar ya. Ya reis, reis çağırıyor dedi. Bak giderim gelmiyorlar derim dedi. Öyle dedi, tehdit etti. Vallahi öyle dedi. Yoksa biz niye koşalım yani? Çocuklar etmişler bir hata reis. Bırak artık. Ya Ethem, bu iki aptal ben ne zaman sırtımı dönsem bir alt ediyorlar ya. Ya olur mu öyle reis? Biz seni hiç satar mıyız da? O kadar işkencelere maruz kaldık. Ya gözümüzün önünde böyle hayatımız film şeridi gibi geçti. Gene de seni satmadık da. Ha, ya -30'ları gördük, dondurmalara döndük. Yine de seni satmadık. Kesin lan! Fırçalayın! Fırçalayın! Daha hızlı! Daha hızlı! Sırrı sırrımızı reis. Biz asla davana ihanet etmedik. Kes lan! Hala davana ihanet etmedik diyorlar ya. Ya Ethem, iyi ki ben oranları seninle göndermişim ya. Zeynep de az değil ama reis. Baksana, resmen işkence etmiş adamlara. Ne? Etmiş. ne de olsa babasının kızı. Eder. Erkektir. Erkek. Lan! Ya Zeynep! Ne? Ya nereye gidiyoruz? Kaybolacağız bak sonra beni suçlayacaksın yine. Yahu okul gösterdiği yere gidiyorum işte. Ne okul? Tatika'ya geldik mi? Ay Mete'nin gönderdiği yer işte bu. Güvenmiyor musun Mete'ye? Sen senin arkadaşın. Lan! İstemiyorsan sen dön. Ben devam ederim. Oldu. Seni yalnız mı bırakacağım burada? Beni yalnız bırakma. Ne korkacağım? Ben hiç korkmam böyle şeyler. Ne? 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 Kurt muydu? Yok canım, ne kurdu? Şehrin göbeğinde. Ve şehri gerizekalı. Ormanın içindeyiz. Ya ormandayız. Yok ama şeydir. Yani köpek sürüsüdür. Tamam. Tamam karıcığım, merak etme, kocan yanında. Ne kocası be? Yalancı koca. Ne yapıyorsun ya? Fırsatçı her seferinde bir sarılmalar, bir kucaklamalar, bir şeyler. Allah Allah, yardım ediyoruz. Bırak ya. Benim seni korumana bile ihtiyacım yok. Allah. Ah kalırsın öyle. Allah'ım işte yani vuruyorsun vuruyorsun anlamıyor ki. Terzi işte bulacağına yardım et. Çek. Çek. Ya, kaçsın sen? 65 mi net? Ne 65 mi? Ben 55 kiloyum. Allah bizim cezamızı versin. Fatih, hiç mi hayatımda karda yürümedin? Her taraf çalışıyor hala. Biz kimiz ki ya? Şuradan yürü. Ah yine girdim. Çok kötü girdim kara. Dur. Yok artık! Bırak kalalım böyle ya. Ah gelip kurtarsınlar bizi. Onlar da bizden daha kötü durumda olamaz ya. Söyle zengin ailene. Gelsinler alsınlar bizi. Sizin helikopteriniz falan yok mu ya? Ne biçim zenginsiniz siz be? Geçen sene sattı babam. Yok ya, ne çıkması? Daha buradalar. İçeridelar değil mi? Çıkmadılar. Arkadaş. Arkadaşlar bakın, burası özel mülk.
Sizden rica ederim. Biz de fazla yormayın. Güzelce dağılın hadi. Mukaddes Hanım'ın kalp krizi geçirdiği doğru mu? Polise haber verildi mi? Yoksa Selin Hanım kendi isteğiyle mi kaçtı? Selin Hanım hamile olduğu için kaçtı diyorlar. Doğru mu? Oha oha oğlum nereden uyduruyorsunuz lan bunları? Hasta mısınız lan siz? Bu yaptığınız basın özgürlüğünü kasbetmektir. Ya size açıklama falan yapılmayacak arkadaşım. Hadi dağılın. Dağılın hadi. Susturamazsınız. Bize siz insanların hayatlarına müdahale ederken güzel ama ha. Dağılın lan hadi. Sizi susturamazsınız. Ya Kencan değilmiş o. Arkadaşlar koşun. Kencan değil mi ya? İlhan Hanım değil mi? İlhan Hanım şekerci Zadelerle hala görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii. Ben hala o ailenin bir kızı sayılır. İlhan Hanım ne zaman bir açıklama yapacak şekerci Zadeler? Arkadaşlar, bakın ailemiz bu durumdan fazlasıyla etkilendi zaten. Selin'i kaçıran kişi ya da kişiler bu durumu en ağır şekilde ödeyecekler. Selin'in acısını en derinlerimde hissediyorum. Ve beni duyuyorsa buradan ona sesleniyorum. Selin'cim, seni çok seviyoruz. Tüm ailem ve arkadaşlarım. İrem değil mi? Evet. Elimizden baksanıza gelelim. İrem. Selin, unutma. Sen şekercizadesin. Yolun hepimizin yolu. Sizce neden kaçırıldı İrem Hanım? Arkadaşlar lütfen özel hayatın dokunulmazlığına biraz saygınız olsun. İrem Hanım, İrem Hanım. Onları görüşüyor musunuz? İrem Hanım yeterli açıklama yapar mısınız? Lütfen burayı daha fazla meşgul etmeyin arkadaşlar. Gerekirse basın açıklaması yapacağız. İrem Hanım yeterli açıklama yapar mısınız? İrem Hanım, hadi arkadaşım. Ne iş var o kızın gazetecilerle? Ay rezalet. Rezalet, rezil olduk. Şimdi de İrem'i yakaladılar. Ay yani ben bu yaşıma geldim. Bu evin bahçesinde böyle magazinci görmedim hiç. Hep o Zeynep denen kenar mahalle dilberi yüzünden. Acaba? Tabii ki öyle anneciğim. Yoksa bizim ne ilgimiz olur böyle şeylerle? Selin dünden beri kayıp. Ama her nedense İrem geldikten sonra basının haberi oldu. Bakın İrem yapmaz öyle şey. Ben onu çocukluğundan beri tanırım. Siz de bu İrem'e bir türlü güvenemediniz gitti. Şimdi de halimiz ortada. Yarın bütün gazetelerin eklerinde tam sayfa haber olacağız. Senin sağ salim bulunsun da bütün bunlar unutulur. Ah Fatiha. Gül gibi İrem dururken gitti kiminle evlendi. İrem'i de çok üzdük biz. Belki de bütün bunlar İrem'i üzdüğümüz için başımıza geldi. Ah İrem'ciğim. Ah canım benim. Görüyor musun sen başımıza gelenleri? Ah tatlım. Bizim yüzümüzden sen de ne kadar güç duruma düştün. Olur mu öyle şey Mukaddes teyzeciğim? Böyle zor zamanlarda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz bir aileyiz. Aslında sen buralara kadar boşu boşuna zahmet ediyorsun İrem. Biz kendi meselemizi kendimiz çözeriz. Anneciğim, rica ederim. İrem bizim kara gün dostumuz. Misafirleriniz geldi Mukaddes Hanım. Dışarıda bekliyorlar. Çok iyi. Çık dışarı. Kim geldi Mukaddes? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızımı bulmaya çalışıyorum. Ben bir hamle yapmayınca bu iş çözülmeyecek. Ortalığı daha beter karıştıracaksın Mukaddes. Fatihler Selin'e ulaşmak üzereler. O kız oğlumu da oyalıyor. Hiçbirine güvenmiyorum. Kendi işimi kendim halledeceğim. Duydum sandım. Selin! Ya yakında bir yerdeyiz ama telefon... Ah çok güzel. Ne oldu? Telefon çekmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağız peki? Yükseğe. Daha yükseğe. He? Hadi. Ne oldu yükseğe yükseğe? Babasının kızı derine en derine diye... Kaçma kardeşim. Ara. Ara 911 ara FBI gelip sen. Selin! Ne 911 gerizekalı? Türkiye'deyiz. Burası. Çıkamıyorum. Yükseğe çıkmamız lazım. Hadi Fatih çık. Allah! Ya nereye mi eriyorsun? Hayvan! Yardım et çalışıyorum. Gerizekalı.
Evet sayın seyirciler, Şekerzadelerin elinde gergin bekleyiş sürüyor. Eve adeta ölüm sessizliği hakim. Hiçbir aile ferdinin açıklama gelmediği gibi meslektaşlarımıza da zor anlar yaşattılar. Şekerzadelerin bu tavrı senin Şekerzadenin kendi isteğiyle karşıtı fikrini doğrular nitelikte. Uy! Uy! Abi! Hem Orhan'ımın başını yaktın hem gencecik bir kızın başını yaktın. Anne bak, abimin robot resmini çizmişler. Hani? Çok benziyor değil mi? Sen o şimdi bir benzet turum. Robot resmini bile çizemezler. Edem sus. İtiraf et, gerçeğine en yakın çizim bu değil mi? Bıt bıt. Hey güzel Allah'ım. Millet deliye biz akıllıya hasret. Sen sabır ver ya Rabbi. Ne oldu ablam? Gözün mü seyirtti? Adamımız işte orada. Hangisi ablam? Orada bir sürü adam var ablam ya. İlla arabadan mı indireceksin beni? Bak işte orada. Yani... Ya tam olarak seçemedim ablam. Hangisi acaba ya? Ay fesübhanallah ya. İstersen sesleneyim. Çağırsın bizi adam tekneye. Yok ablam sen de alemsin ya. Adama nasıl kaçıracağız o zaman ablam ya? Şunu bileydin. Yani şu soldan dördüncü olan değil mi abla? Ay nihayet. Diyorum ya işte yaşlı olan diye. Tamam ablam meraklanma. Paketleriz biz. Ay en akıllısı buysa diğerleri nasıl acaba? Buyur ablam, bir şey mi dedin? Ay yok bir şey yok, hadi sen işine bak hadi. Siz ablamı götürün burada, kalmasın burada. Yol ver oğlum. Ondan sonra aman terrum dedim. Lan kes. Yeter bu kadar gevezeli. Hadi gidin biraz tekneyi temizle. Tamam beyiz. Şevket, ne zaman son vereceksin bu oyuna? Son bir prosedür kaldı. Onu da tamamlayayım, getireceğim. Neymiş o prosedür? Boş ver. Olunca görürsün. Zorla güzellik olmaz Şevket. Gel vazgeç şu inadından. Yazık etme gençlere be ya. Zorla bir şey olduğu yok. Her şey usulüne uygun ilerliyor. Merak etmesin. İyi, sen bilirsin. Açılmayacak mıyız? Yok. Başladığın işi bitirmeden bir tarafa gitme. Reis, deli deli olma. Neler geçiyor aklından? Sen merak etme. Reisine güven, tamam mı? Böyle tereyağından kıl çeker gibi çözecek bütün olayları. Bu gece herkes mutlu mesut gidecek yatağa. Ben şu buzhaneye bir bakayım. Lan ne bağırmış bu? Alo. Baba, biz adamı aldık. Yalnız biraz fazla vurmuşuz, adam bayıldı. Lan, adamı öldürmediniz he mi? Yok babacığım, ne öldürmesi? Adam ölmedi değil mi lan? Bence yaşıyor abi. Bak bakalım, nabzı atıyor mu? Bence atıyor abi. Bencesi mi oldu lan bu işin? Alo. Yok babacığım, ölmedi yani. Yaşıyor. Kesin yani, kesin yaşıyor. Bana babacığım demeyeceksin demedim mi ben sana? Tamam babacığım. Tamam baba. Biz her zamanki yerdeyiz. Bekleyin beni orada. Maç bitsin, ben de geleceğim.
Kahve koyacağım, ister misin? Bu halde pek keyifli olmasa da. Bak, bunun için senden özür dilerim. Ama sana güvenmiyorum. Bak Orhan. Seni... Tamam sen. Tamam sen. Dün için çok özür dilerim. Yani bu kadar iyi niyetli olduğunu bilmiyordum. Bugün nereden biliyorsun? Çünkü bana elini sürmedin. Kahvaltı hazırladın. Şimdi de kahve içer misin diye soruyorsun. İyi bari. En azından bunu anladığına sevindim. Tamam, kötü niyetli değilsin ama beni burada tuttukça suçlu durumuna düşüyorsun. Ya anlıyorum seni, haklısın. Ama lütfen beni anla. Dayıma karşı gelemezdim. Dediğini yapmak zorundaydım. Ama ailem seni şikayet ederse ceza alacaksın. Bak, dayım gelince onunla konuşacağım. Seni bırakmamız için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. İnanıyor musun bana? Peki. Uzat bir ayaklarını. Pardon. Pardon. Of. On. Beni çözüyor musun yani? Evet. Az önce anlaşma yaptık. Sen kaçmıyorsun. Ben de senin için elimden geleni yapıyorum. Ayağını bir uzatsana. Birazcık acıyabilir. Yardım edeyim mi? Ah. Kahve koyuyorum o zaman. Beni buna sen mecbur ettin Şevket Reis. Hayat böyledir işte. Bir bakmışsın ipin ucu elindedir. Bir de bakmışsın ipin ucu ilmek olup boynuna dolanmış. İp mi istiyorsun abla? Yok abi, ucunu istiyor. Ucunu çekecek galiba. Geri zekalılar. Açın şunun başını. Yüzüne tüküreceğim. Sürpriz. Bu kim lan? Kim ulan? Yanlış adam kaçırmışsınız. Allah cezanızı versin. Nerede bunun doğrusu? Burada. Ya sevgili Dünür'üm, bu hayat böyledir işte. Bir bakarsın ipin ucu bir elinde, bir bakarsın ipin ucu bir tarafına kaçmış. Nasıl ya? Cemal Bey. Ya Dünür, sen beni bitirmek için ha bu memlekette bula bula Karadeniz mafyasını mı buldun? Siz hepiniz Karadenizli misiniz? He. Yazıklar olsun. Hiç benzemiyorsunuz. Reis'in çok ekmeğini yedik. Zıkkımın pekini ye. Boğazında kalsın inşallah. İyi misin Ethem? Ne iyisi Reis? Az daha öldürüyorlardı beni. İnsan önceden bir haber verir canım. Cemal, bunu arabaya bindirsin. Nereye götürüyorsunuz? Derine. En derin.
Allah cezanı versin Ökün! Dua et, en derine atmadım. Ne de olsa dünürümsün. Geberteceğim seni! Allah cezasın! Çıkar bunu denizden. Fehmi, Fatih'le konuştun mu bugün hiç? Hayır anne. Sabahtan beri Selin'i arıyorum. Nereye kayboldu bu çocuklar? Mukaddes'e cep telefonunu açmıyor. O nereye gitti ki? Mukaddes! Ver. Mukaddes, ne oldu sana? Denize düştüm. Düşürüldüm. Şevket. Derin Şevket. Ne duruyorsun? Gitsene karının peşinde. Mukaddes! Sakın gelme! Hava karardı. Farkındayım, gerizekalı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Muhtemelen öleceğiz. Ay, öleceğiz burada. Kurda kuşa yem olacağız. Dur, kendini kötüye alıştırma. Belki donarak ölürüz. Çocuğum var benim. Gideceğiz zaten. Oğluma iyi bak, tamam mı? Bak, salak konuşma. Ah, Fatih, ben yapamıyorum. Sen git. Git kaç, kurtar kendini Fatih. Bırak beni burada. Git git. Ha? Fatih, ben ciddi demedim, onu şaka yaptım. Fatih gitme, bırakma beni burada. Of. Hırlık herif. Hepiniz aynısınız zaten. Başınız sıkışınca kaçarsınız. Bir de bana güvenebilirsin diyordu. At, sen de at bir tekme. At, hiçbir şey hissetmiyorum zaten soğuktan. Ne oldu? Ne geldi? Ağır mı geldi söylediklerim ha? Bir de kucakladı bile. Zeynep. Of, ne? Sus ve bak. Kurtulduk. Kurtardım. Kesin 75. Of, ne 75? 55 diyorum. Yalan mı söyleyeceğim sana ya? Ayağımı hissetmiyorum. Ay, ne olur götür beni artık buraya, yalvarıyorum. Hadi. Hadi son bir. Çok kurtulacağız. Hadi. Hadi son bir. Hadi. Aa! Bu ayağımı da vurmuş. Benim kırıldı. Sen yürü. Yürü. Fatih. Ayağımı tutmuyor diyorum sana. Hadi. Tut elimi, tut. Hadi, hadi bir, iki, üç. Süpersin, aslansın sen. Hadi Fatih, aslansın, aslan. Hadi, hadi. Hep benle kal gitme, hep benle kal gitme. Isındın mı biraz? İyiyim. Çok az kaldı da. Bak, 10 bilemedin, 15 atım. Gerçekten çok az kaldı. Hadi Fatih, hadi. Merak etme, düşürmeyeceğim seni. Hadi tamam, hadi. Yeterince düştük zaten. Şimdi kar oldu.
Ya dursana. Ya ne istiyorsan söyle bana, ben getiririm. Tuvalete gideceğim. Burası kimin acaba? Aman boş ver. Kimse kim, hadi gelin, dondum ben. Şöyle yapacağız. Ne yapıyorsun? Ya seni tuvalete götürüyorum. Ya saçmalama, ben giderim gelirim. Ya yok. Dur bakayım. Ya dur. Bıraksana beni, ben kendim giderim tuvaletime. Kapısına kadar götüreceğim. Ayağa kayıyor. Konuşa. Kavga etmeyin. Dayımı bilmiyor musun abla? Bir şey yap dedi mi, sıkıyorsa yapma. Biliyorum Orhan, bilmez miyim ya? Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi zaten. Artık ne ceza alırız bilmem. Hapse mi gireriz, para cezası mı öderiz? Allah bilir. Ya şikayetimizi geri alırız. Hapse falan girmezsin, merak etme. Gerçi beni bağladın diye birkaç gün yatsam fena olmaz ama. Lan sen bir de bağladın mı benim kardeşimi? Dur abi. Öyle sandığın gibi değil. Ya abi, ben gece kaçtım da o yüzden yani. Öyle şey değil. Ya Fatih abi, böyle olmuyor ama ya. Böyle her söylediğimi atar gider yapıyorsun. Ya hani biz konuşmuştuk? Konuşa konuşa anlaşacaktık. Evet, konuşaydı. Ben de hayatımda ilk defa kız kaçırıyorum. Ne bileyim ne yapacağım. Ya ben çok sıkıldım bu mevzudan. Kapatalım mı artık? Zaten bu hüdük benim telefonumu attı. Kaç gündür televizyon yok, bir şey yok. Çok sıkıldım ya. Müzik falan yok mu? Siz açsanıza. Biz bulduk senin telefonunu. Şey, şarjımız bitti bizim, hiç yok. Peki, bu hüdük size müzik açsın. Ver çayın. Sevinçlerini önüme baktım, hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her gecesi, üzüldüğüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumluyum, aşka sorumluydum. Anladım, her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup
olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Koydum sevinçlerimi önüme. Baktım hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her hecesi. Üzüldüğüm tüm filmler, yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey. Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şeyi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Ne imamı ya? Şimdi bak, gelin kızım, artık sen bana emanetsin, tamam mı? Senin namusun benim namusum. Bak, imamı da getirdik, nikâta kıyıldım, bitti bu iş. Ne? Ana, Allah aşkına artık dayıma bir şey söyle ya, yeter. Uşum, yapacak bir şey yok, koydu kafaya bir kere. Oğlum, nikah zor be. Ya siz delirdiniz mi? İstemem ben nikah falan. Şevket Reis, kız istemiyorsa olmaz bu iş. Ya sen bakma ona, İmam Osman. Kız evi, naz evi demektir ya. Ya Reis baba, ne yapıyorsun? Daha birbirlerini tanımıyorlar. Ne nikah? Evladım, nikahta keramet var. Evlensinler, alışırlar. Severler birbirlerini. Olmaz yani, daha resmi nikah yok. Olmaz yani. Olur. Onu da kıyarız. Resmi nikah da kıyarız. Ben nikah severim oğlum. Her türlü nikah kıyarım isterlerse onlara. Ya abi, ne resmi nikah? Yaptığın iş mi senin? Baba. Şimdi bir mantıklı düşün. Olmaz yani, böyle pat diye olur mu ya, daha birbirlerini tanımadan gençler? Vay, mantıklı düşüneyim ha. Ulan sen Amerika'ya pat diye giderken mantıklı mı düşünüyordun?
Bu nikah kıyılacak, o kadar. Ölürüm de kıydırmam. Öyle mi? Peki. Önce benden başla o zaman reis baba. Dayı, dayı bak, sakin ol tamam mı? Ben bir 5 dakika konuşayım, halledeceğim. Halletmişsin zaten. Sakin ol dayı, tamam mı? Kahve yapayım mı? İstemem. Çay demli. İstemez. Sen önce yatakları topla. Dur, tamam. Yardım edeyim. Topla. Ben dur sert duruyorum. Biz seninle böyle mi anlaştık? Selim bak, anlamıyorsun. Bu nikaha kıymaktan başka çaremiz yok. Duymadın mı İmam amcayı? Kızın rızası yoksa olmaz bu iş dedi. Ya sen bırak İmam'ı. O dayımı o kadar tanımıyor. Ben biliyorum adamı. Gerekirse kendisi kıyar nikahı. Eşkıya mı kesildi bu adam başımıza ya? İstemiyorum. Ya Selim, bak ailelerin selameti için, abinle yengenin huzuru için, benim geleceğim için lütfen, lütfen ya. Ya bak zaten o kadar büyütülecek bir olay değil. 3 kere boş ol diyoruz, olay bitiyor. Nasıl? Ya basma ya. Boş ol diyoruz. Nikah bitti. Düştü. Boşandık. O kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Hadi be Selin. Oy. Ya hadi gel. Sallama suratını. Rahmetli de sağ olaydı, daha bugünleri göreydi abi. Allah'ın emri, peygamberin sünneti ve burada bulunan Müslümanların şehadetleriyle 100 gram altın neyle Hüseyinoğlu Orhan'ı kocalığa kabul ediyor musun kızım? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Hüseyinoğlu Orhan, Fehmi kızı Selin'i karılığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim ya. Ben de Allah'ın huzurunda şahitlerin izniyle nikahınızı kıydım. Allah Mesut Bahti yarasın. Bir yastıkta kocayın inşallah. Amin. Bismillah. Hocam bir dakika. Sizin nikahınız var mı? Var. Yok. Hocam bunların durumu şaibeli. Bunların nikahını da kıyalım. Sonra duasını hep birlikte yaparız. Olur. Kıyalım. Baba var. Bizim nikahımız var. İmam da var. Var. Amerika var. Yolsun canım. Tazelemiş olursun işte. Fena mı? Hadi geç hocam. Geç. Fatih, bir şey söyleyeyim. Lan ne sorusu yiyorsun sen, söylesene. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlumuzun babasının ismi neydi? Fehmi. Şevket kızı Zeynep. Fehmi oğlu Fatih'i kocalığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Fehmi oğlu Fatih, Şevket kızı Zeynep'i karılığa kabul ediyor musun? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ben de sizi Allah'ın huzurunda karı koca ilan ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril menzubi aleyhim melezzallin. Amin. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Amin. İşte buradalar. Kimse kıpırdamasın. Selin. Kızım. Fatih, senin ne işin var burada? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Nikah kıyılıyor. Geç kaldın Mukaddes Hanım. Hem oğlunun hem kızının az önce nikahlarını kıydırıverdim. Artık onlar birbirlerinin helalliği. Bora, öp oğlum kayınvalidenleri. Öpeyim anne. Bu da mı numara? Yok. Bu kez gerçekten bayıldım.
bana. Benim hayatım, benim kararım, sonucuna razıyım. Ben bilirim beni sizden ziyade. Kalbim bir an. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım.